İşte bu konularda bilgi verilmek üzere yine Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler ve Eğitim Birimi Koordinatörü Sayın Belgin Aslan bizlerle beraber. Kütüphaneler konusunda ele aldığımızda geniş bir yelpaze. Burada üniversiteler ve üniversitenin kütüphaneleri bilgi erişim çalışmaları önemli bir sacayağını oluşturuyor. İşte bu konuda da üniversitelerde neler yapılıyor konusu hakkında bilgi vermek üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Yahya Çıkalı, ki kendisi aynı zamanda hem YÖK Engelli Komisyonu üyesi hem de Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu'nun bilim kurulunda önemli bir yer alıyor. Yaklaşık 10 yıldır bize danışmanlık hizmet veriyor. Kendisiyle konuşacağız. Şimdi konuşmacılarımıza ilk etapta bir 10'ar dakika süre vereceğiz. Deniz Hanım'dan başlayacağız. Arkasından sorular gelirse o ek süreyi tamamlayarak saatimizi dolduracağız. Deniz Hanım, evet, sözü size bırakıyoruz. Türkiye'de özellikle bilgi erişim konusunda, ki son 2 yıldır Cumhurbaşkanımızın da erişilebilir yılı ilan etmesiyle birlikte başlayan süreçte ciddi çalışmalar yaptınız. Bunlar hakkında bize bilgilendirirseniz seviniriz. Teşekkür ederim hocam. Ben de öncelikle tüm katılımcılarımızı saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum ve bu çalıştaydaki tüm paydaş kurumlarımıza da emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Biz bütün toplantılarda, bütün eğitimlerde, bütün atölyelerde erişilebilirlikle ilgili konuları aktarmaya başlarken engelliye dayalı ayrımcılığa mutlaka vurgu yapmaya hassasiyet gösteriyoruz. Engelliye dayalı ayrımcılık 5378 sayılı kanunumuzda tanımlanarak ve Türk Ceza Kanunu'nda da karşılık bulan bir aslında durum. Her kamu görevlisinin yürüttüğü her çalışmada engelli bireylerin ihtiyaçlarını gözetmesi gerektiğini aslında özetle bize hatırlatan bir kavram engelliye dayalı ayrımcılık. Yürüttüğümüz çalışmaları sadece engelli olmayanlar, sadece yaşlı olmayanlar, sadece çocuk olmayanlar gibi, yani erişilebilirliğin hedef kitlesindeki grupları göz ardı ederek eğer altına imza atıyorsak, maalesef hepimiz kamu görevlileri olarak ya da özel sektördeki kamu kullanımına açık hizmet sunan kişiler olarak engelliye dayalı ayrımcılığı bir şekilde hayata geçirmiş oluyoruz. Bu konuda özellikle bir hatırlatma yaparak ben sözlerime başlamak istedim. Çalıştığın ilk konuşması da olduğu için erişilebilirlikle ilgili genel bir çerçeve çizmek istiyorum. Erişilebilirliği Sayın Bakanımız da konuşmasında biraz önce tanımladılar. Herkesin istediği her yere ve her hizmete bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi şeklinde erişilebilirliği tanımlıyoruz. Literatüre geçmiş bakanlığımızca, ekibimizce yapılan bir tanımlama bu. Herkes derken tabii ki özellikle kütüphanelerle ilgili yayınlarda biraz unutulan, hep okuyucu olarak geçiyor engeller, ama kütüphane çalışanlarının da unutulmaması gerektiğini bu noktada söylemek istiyorum. Kütüphanede çalışan kişiler de engelli olabilirler ve çalışma koşulları, işleri düzenlemeleri de mutlaka göz önünde bulundurulmalı erişilebilirlik kapsamında. Erişilebilirliği ülkemizde uygulamaları destekleyen pek çok mevzuat düzenlemesi var. Öncelikle engelli haklarına ilişkin sözleşme 2007 yılında ülkemizce imzalandı ve 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girdi. Sözleşmede tanımlar bölümünde iletişim, dil, evrensel tasarım, ki evrensel tasarımda özellikle vurgulamak istediğim, gerek duyulduğu takdirde bazı engelli grupları için ihtiyaç duyulan yardımcı cihazların tasarımı zorunluluğunu dışlamayan bir tanımlama yapılıyor. Dokuzuncu maddedeki erişilebilirlik başlığı altında ise tabii ki mekansal düzenlemelerle ilgili pek çok devletlere verilen yükümlülüklerin yanında elektronik hizmetler, acil hizmetlerin de dahil olduğu bilgi ve iletişim araçları, teknolojilerinin, tesislerdeki bilgiye erişimi desteklemek üzere rehberler, okuyucular, profesyonel işaret dili tercümanları dahil çeşitli canlı yardımların sağlanması, bilgi erişimi yine sağlamak için engellilere uygun yollarla yardım ve destek sunulmasının teşvik edilmesi,
İnternet dahil yeni bilgi iletişim teknolojileri ve sistemlere erişimin teşvik edilmesi. Erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerinin tasarım, geliştirme, dağıtım aşamalarından başlayarak erişilebilirlik standartlarına uygunluğu sözleşme kapsamında ele alınan konular. 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı engeller hakkında kanunun erişilebilirlik başlıklı 7. maddesinde de bilgilendirme hizmetleriyle bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilir olmasının sağlanması yine tüm ilgili taraflara zorunluluk olarak getirilmiş, hüküm altına alınmış bir konu. Bilgi erişim konusuna geçtiğimizde erişilebilirlik başlığı altında önce internet aracılığıyla sunulan ve diğer aslında iletişim kanalları kullanılarak yapılan bilgilendirmelerden bahsetmek istiyorum. Biz bakanlık olarak özellikle COVID-19 pandemisi döneminde tüm kurumlara bu konularda hatırlatmalarda bulunduk. Dedik ki kamu spotları, ilanlar, tüm duyurular, hatta anlık yerel düzeyde yapılan duyuruların hepsinin de erişilebilir formatta olmasına lütfen dikkat edin. Bu tabii sadece COVID-19 dönemine özgü bir gereklilik değil. Tüm kurumların, tüm kamuoyuna sundukları bilgi içeren hizmetlerinde erişilebilir formatı göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bugün bununla ilgili güzel bir Millet Kütüphanesi tanıtım videosunu izledik aslında. Erişilebilir formatta hazırlanmış. Yani Türk işaret diliyle anlatımı yapılmış, altyazılı ve gerek görülmesi halinde biz sesli betimlemenin de eklenmesini istiyoruz. Bizim izlediğimiz bugünkü filmde tam anlamıyla bu anlamda erişilebilir bir filmde. Bu nedenle tüm kurumların yürüttüğü sosyal medya gönderimiyle yürüttükleri bilgilendirmelerde, hazırlamış oldukları etkinlik davetiyelerinde ve tanıtım kampanyaları tam anlamıyla erişilebilir olmalı diyoruz. Bilgi edinmede web sayfaları diğer önemli bir konu başlığı. Web sayfaların erişilebilirliği konusunda özellikle son birkaç yıldır biz kapsamlı eğitimler başlattık. 2021 yılında 10 adet erişilebilirlik atölyeleri konsepti altında web erişilebilirlik farkındalık eğitimlerini yürüttük. Tüm bakanlıkları, valilikleri, belediyeleri, üniversiteleri, hatta son eğitimde meslek kuruluşları dahil olmak üzere geniş kapsamda web siteleri nasıl erişilebilir olur, standartlar nelerdir, bunlarla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladık. 3342 kişi katılım sağladı geçen yıl bu eğitimlere. Bu yılda Engeller Haftası'nda web erişilebilirlik standartları eğitimi başlığı altında daha çok dünya çapında kabul görmüş web standartları, ülkemizdeki kamu internet siteleri, rehberi, erişilebilirlik ilkeleri ve bakanlığımızca hazırlanan 30 ilke ve 125 sorudan oluşan A seviyesindeki kontrol listesinin anlatıldığı ilk etapta bakanlıklarla düzenleyici, denetleyici kurumların web sayfalarının tasarımında, yazılımında çalışan kişileri davet ettiğimiz eğitimler. Biraz önce dediğim gibi Engeller Haftası 13 Mayıs'ta bu eğitimlere başladık ve Haziran sonuna kadar 3 grup eğitimimiz bu anlamda devam edecek teknik kişilerin katılımıyla. Erişilebilir kütüphanelerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Ben hem aslında ele alınması gereken konuları hem de bu kapsamda biz neler yapıyoruz bunları aktararak bu konuşmamı sürdürmeyi planlamıştım. Şimdi erişilebilir kütüphaneleri incelediğimizde tabii ki fiziksel olarak büyük mekanlara sahip, dijital anlamda da içerik tedariği sağlanması gereken, aslında engelli olsun olmasın tüm kullanıcılara eşit erişimin teşvik edilmesi gereken bir kamu kullanımına açık hizmet binası, eğitime destek sağlayıcı, etkinlikler için ev sahibi niteliğinde ve bir iş yeri olarak toplumsal yaşama katılımın önemli bir mekanı kütüphaneler bizler için. Şimdi bu kapsamda gerek fiziksel erişilebilirliğin, gerekse web erişilebilirliğiyle yardımcı teknoloji erişilebilirliğinin tüm kullanıcılara sunulması adına kütüphanelerde erişilebilirliği dört başlık altında toparlamak gerektiğini düşünüyorum.
Mekansal erişilebilirlik, basılı materyallere ve elektronik kaynaklara erişim, hizmet personelinin iletişim ve erişilebilir hizmetler konusunda bilgi sahibi olmasıyla, kütüphanede gerçekleştirilen etkinlik ve diğer faaliyetlere katılım konusunda da erişilebilirlik anlamında gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Mekansal erişilebilirlik konusunda engeller hakkında kanunda yapılan düzenlemeyle ülkemizde valilikler bünyesinde kurulan erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonları tarafından yürütülen denetimlerde kütüphanelerde öncelikle denetlenen yerlerden biri. Bu kapsamda komisyonların doldurdukları erişilebilirlik izleme ve denetleme formları var. Millet Kütüphanesi'nde de bu formlar kapsamında mesela yapılmış pek çok düzenlemeden bugün bahsedildi. Rehber niteliğinde bu formlarımız, checklist, kontrol listesi niteliğinde tüm kurumlar kendi binaları için bu kontrol listelerini kullanarak yapılması gereken erişilebilirlik düzenlemeleri neler, standartlara uygunluğu nasıl, ne durumda, bu şekilde tespitte bulunabiliyorlar. Biz zaten bu formların kullanılmasını özellikle istiyoruz ki yapılan düzenlemeler gerçekten kullanıma uygun, standartlara uygun olsun diye. Özellikle 9111 binalar içinde erişilebilirlik standartında da kütüphaneler özelinde gerek raf sistemleri, gerekse raflar arasındaki geçiş boşlukları gibi özel bazı düzenlemeler var. Genel olarak bir binanın taşıması gereken erişilebilirlik özelliklerine ek olarak. Şimdi mekansal olarak evet bunlar tamam, temelde erişilebilirlik standartları belirli. Geçen çalıştayda da böyle söylendi aslında ama bizim standartları uygulama planı ile ilgili bir sıkıntımız var bence. Biraz daha hızlı, biraz daha aktif bir şekilde bu standartları uygulama konusunda kurumları uygulamaya davet ediyoruz. Mekansal erişilebilirlik noktasında birkaç şey ekledikten sonra sanırım süreyle ilgili biraz. bizim erişilebilirlik izleme denetleme formlarındaki gerekliliklere ek olarak kişisel ekipmanını yanında getirmesi gereken, okuyucu yardımına ihtiyacı olan veya gürültü ve hareketten olumsuz etkilenen kişileri, engeller için özellikle kütüphanelerde özel çalışma alanları oluşturulması gerektiği, tekerlekli sandalye, çok uzun, çok kısa boylu kişiler için yüksekliği ayarlanabilen çalışma masaları ve kiosklarının da bu şekilde bilgi kiosklarının ayarlanması gerektiği, hem sağ hem sol elini kullanan kullanıcılar için yeterli çalışma alanlarının bulunması, düzenlenmesi gerektiği ve çocuklar için özellikle düzenlenecek bölümlerde bakanlığımızca hazırlanan çocuklar için yapılı çevrede erişilebilirlik rehberindeki gerek oturma, gerek masa, gerekse ıslak hacimlerle ilgili ölçü ve ölçütlerin uygulanması gerektiğini hatırlatarak ben diğer üç başlık altında da söyleyeceklerim var. Ancak eğer zamanımız kalırsa onlardan bahsetmek istiyorum ama muhtemelen zaten diğer konuşmacılarımız da bahsedeceklerdir. Burada çok dikkat çeken basılı materyallere ve elektronik kaynaklara erişimle ilgili olarak basılı materyallere erişim güçlüğü yaşayanları bir tanımlayıp sözlerime son vereceğim. Sadece görme engellileri, görme güçlüğü çeken ya da körleri değil, algısal veya okuma güçlüğü olanlar ile basılı materyalleri taşıma güçlüğü olan ortopedik engellerinde dahil edilmesi gereken bir tanım olduğunu söylemek istiyorum. Ve disleksisi, özgül öğrenme güçlüğü olan kişilere uygun yazılımlar, bugün açılış konuşmalarında işitme engellerden de bahsedildi. Kolay okunur metinler, kısa metinler, kısa özetlenmiş yayınların mutlaka sağlanması gerektiğini, en öne çıkanları bu şekilde özetleyerek şimdilik sözlerime son veriyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Evet, Deniz Hanım'a teşekkür ederiz ki aslında süremiz itibariyle genel olarak özetledi. Ciddi çalışmalar var bu alanda. Şimdi Ahmet Bey'e sözü vereceğim. 12 dakikaya çıkardık. 12 dakika üzerinden Deniz Hanım 12 dakika kullandığı için size de 12 dakika üzerinden devam edeceğiz. Buyurun. Nasıl rahat derseniz. Biz de göremeyeceğiz gerçi. Sonra bakalım. Evet, herkese saygıyla selamlıyorum.
Biz kütüphanelerle ilgili ne zaman bir toplantı yapsak, ne zaman bir çalıştay yapsak, ne zaman bir araya gelsek diğer paydaşlarımızla hemen şu gün konu gündeme geliyor. Özel gereksinimli bireylerin durumlarıyla ilgili mutlaka konu gündeme geliyor. Aslında kütüphane baktığımızda bizim için sadece bir bilgi kaynaklarının bulunduğu mekan olarak da tanımlanmıyor. Dünyada kütüphanenin şu anda kazanmış olduğu yeni bir evre var biliyorsunuz. Üçüncü mekan olarak algılanıyor. Özellikle kent hayatının getirmiş olduğu çıkmazlardan kurtulmak anlamında kütüphanelerin sosyalleşme ve buluşma anlamında güçlü bir mekan olması şu anda dünyada bir trend olarak yapıyor. Mekan olarak kütüphaneler şu anda trend olarak baktığımızda rekreasyon alanına dönmüş, eğlence alanına dönmüş, oyun ve insanların boş vakitlerini daha nitelikli geçirme alanlara dönmüş. Böyle baktığımızda halk kütüphaneleri de halkın her kesimine, yine önümüz bahsetti konuşmasında, bebek kütüphaneleriyle de bu trendi aşağıda çekildik ve dünyada da böyle zaten. Her kesime, yani bebekle başlayıp cezaevindeki mahkuma kadar hizmet götürmeniz gereken bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Peki halk kütüphanelerinin bu hizmetleri nasıl olacak, nasıl yapılacak dediğiniz zaman, tamam herkes kendi gelsin, kendi hizmetini alsın gibi düşünebiliyor. Fakat gelemeyenler var ya da gelip de içeri girerken sıkıntı yaşayanlar var. Yani özel gereksinimli birey dediğimiz bir hizmet politikası geliştirmeniz gerekiyor. Bu politikaya göre de anlayışınızı güncellemeniz gerekiyor. Kütüphane erişilebilirlik kavramını gündeme aldığımızda şöyle düşündük arkadaşlar. Dedik ya erişilebilir olduğu zaman ne yapalım? Mesela birincisi mekanla başlayalım dedik. Birincisi gerçekten mekan. Yani insanlar kütüphaneye, mekana gelmek istiyorlar. Mekanda mutlaka bulunmak isteyecekler. Peki mekansal erişim nasıl olması gerekiyor? Birinci konumuz bu olacak sunumumuzda. İkinci konumuz materyale erişim. Yani materyal dediğimiz kütüphaneye gelmiş bir bireyin fiziksel ya da uzaktan erişimle ilgili bir süreç olması gerekiyor. Üçüncüsü de erişim yoksunluğu var. Yani kütüphaneye gelemiyor, interneti kullanamıyor ya da hiçbir şey yok. Yani sosyal medya dediğimiz oluyor da uzak. Bir de yoksunluğu yaşayan insanlar var, bireyler var. O zaman erişilebilirliği birazcık böyle geniş aldığımızda herkes için kütüphane kavramının altında biz bunları nasıl dolduruyoruz? Mekansal tasarıma geldiğimizde mekansal erişilebilirlikte yeni kütüphane binalar yapıyoruz. Yeni kütüphane binaları 2010 yılından beri şu anda yatırıma girdi. 11 tanesini bitirdik. 39 tane şimdi projemiz devam etmekte. 125 tane 5 yılda yeni kütüphane açtık. 198 tane kütüphanede yapılandırdık. Yani yapılandırdığımız kütüphanelerde özellikle engelli erişimi, engelli VC'si ve engelli asansörü gibi konularla ilgili çok hassas davranmaya çalışıyoruz. Yeni yaptığımız binalarda zaten bunu öne çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi kütüphanelerde rampalar, engelli girişimleri gibi konu haricinde mutlaka engelliler için otopark noktasında bir alan üretmeye çalışıyoruz. Engelli bölümünü mutlaka kütüphanelerin giriş katında çözmeye çalışıyoruz. Öncelikle orada öncelik vermeye çalışıyoruz. Daha olsun, daha sıkıntı olmasın diye bir alan üretmeye çalışıyoruz. Ve burada yönlendirme işaretleri ve diğer konular konusunda da hassas olmaya çalışıyoruz. Mekansal erişimin uzaktan baktığımızda, uzaktan erişim anlamında baktığımızda kütüphaneye gelen insanların mekansal tasarımlarla kütüphaneyi kullanması bekliyoruz. Yani her türlü yönlendirmelerle kütüphaneye geldiği zaman alan üretme sanıyor. Bunlarla ilgili Deniz Başkanı bahsetti. Gerçekten sıkıntılar var. Biraz önce oturma önce de konuştuk. Yani işin aslında çok daha başındayız. Daha çok daha almamız gereken yollar açıkçası. Çünkü farkındalık dediğimiz kavramı oluşturmaya yeni başladık. Bir de şöyle bir şey var. Maslow'un piramidini biliyorsunuz. Maslow'un piramidinde öncelikleri alt tarafta bir yığılma var. Üst tarafa doğru çıktığımızda özel gereksinimli bireylerin gerçekten orada olduğunu görüyoruz. Şimdi etkin kütüphane ile ilgili bir kavram geliştirdik ve etkin kütüphanede kütüphanelerin hayatımızın her alanda olmasını arzu ettik. Uzaktan erişim anlamında da bunlarla ilgili özellikle sosyal medya gibi alanları kullanmaya çalışıyoruz. E-kitap uygulaması halk kütüphanelerine getirmeye çalıştık ki bütün kütüphaneler şu anda üniversite kütüphaneleri kendi personel öğrencisine bu noktada hizmet vermeye devam ediyor. Akıllı sistemlere geçmeye çalışıyoruz. RFID sisteminin mutlaka kütüphanelerde olmasını istiyoruz. Özellikle yaptığımız, yeni yaptığımız ve yapılandırdığımız binalarda RFID sistemini kuruyoruz. Self-check'leri çok önemsiyoruz. Self-check'ler çok önemli. Akıllı iade istasyonları kurmaya başladık. Onlar da bizim için çok önemli olmuştu. Özellikle erişim dediğimiz şey sadece ve sadece özel gereksinimli bireyler haricinde gecenin bir saati bile kütüphaneye erişmesini arzu ediyoruz. Erişimini biraz daha burada parantez içinde genişletmeye çalışıyoruz. Kitap temizleme dediğimiz kitap sterilizasyon aletlerini de kütüphanemizde çok sıkı bir şekilde takip ederek geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü pandemide de zaten bu bizim için bir farkındalık öne çıkmaya başladı. Evet, akıllı istasyonlardan bir tanesi Batman'da kurduğumuz engelsiz ödünç verme iade isteçleri biliyorsunuz. Erişim yoksunluğu bölümüyle ilgili de yani kütüphaneye gelemiyor. Kütüphaneye hiç gelme şansı yok. Uzaktan erişme şansı da yok. Peki o zaman bunun için ne yapacağımız dediğimizde erişilebilirlik anlamında baktığımızda kütüphaneye. Gezici kütüphane bizim için burada en büyük aparatımız.
Yatırım programında araç konusunda tasarruf tedbirleri her zaman sıkı takip ediliyor. Fakat gezici kütüphane kavramında birazcık her zaman esnekliğimizi bir kullanabilir limitimiz var. Yine 10 tane aracımızı bu yıl da alıyoruz. Şu anda 66 araçta biz gezici kütüphane aracıyla özellikle bahsetmiş olduğumuz yani kütüphane erişime sorunu yaşayan bireyler hizmet götürmeye çalışıyoruz. Ve bizim kütüphane anlamında mevzuatta kütüphane yönetmeliğinde bir geçici derme diye opsiyonumuz var. Geçici derme opsiyonuyla da biz hızlı bir şekilde kütüphaneleri istediğimiz yere geçici derme oluşturabiliyoruz. Bu bize çok büyük bir kolaylık veriyor ve kütüphaneye gelme yoksunluğu yaşayan bireylere biz ayaklarına hizmetleri götürme şansını yakalıyoruz. Mesela bu gezici kütüphaneyle yine sadece dediğimiz gibi özürlülük ya da özel gereksinimlik ya da engelli dediğimiz şey belli dönemlerde, belli zamanlarda ya da var olan bir şey olarak eksiklik olarak düşünülebilir. Fakat pandemide herkes bir anda engelli oldu. Yani pandemi döneminde herkes bir anda engelli durumuna geldi aslında baktığınızda. Özellikle EBA'nın kırsal kesimdeki yaşamış olduğu sorunları gezici kütüphanede mesela hizmet götürme durumu yaşandı. Etkinlik anlamında baktığımızda yine özellikle dezavantajlı kesim dediğimiz bizim yazın okullardan tatil olduğunda çocukların sokakta ya da başka bir alana gitme şanslarını engellemek anlamında kütüphanede kalmalarına QYAP diye kütüphane yaz programı etkinliği geliştirdik. Atölyelerle bunları çok zenginleştirmeye çalışıyoruz. Kütüphanelerde çok farklı bir bilişim ve duygusal zeka ile beraber sosyalleşme, el becerisi, kültür anlamında bir alan üretmeye çalışıyoruz. Bunları yaparken tabii aslında erişilebilirlik anlamında baktığımızda bireyin doğru bilgiye erişmesi anlamında kazanması gereken bir beceri olarak da bilgi okuryazarlığını bir kütüphane olarak her zaman önemsiyoruz. Bizim için aslında bilgi yoksunluğu ya da erişim yoksunluğu yaşama anlamında cezaevi tutuk evleri yaptığımız proje başlı başına aslında bir incelenmesi gerektiği düşünüyoruz. Tarih belki bunları ileride başka türlü inceleyecek. Şöyle 434 tane cezaevi var biliyorsunuz. 434 cezaevinin her cezaevini bir kütüphaneyle eşleştirdik. Eşleştirme sonucunda o kütüphanelerdeki kaynakları mahkumların istekleri doğrultusunda kütüphaneler tarafından hizmete sunmaya başladık. Bunu yaparken de kampüs cezaevlerindeki şeyler mahkumların ve özellikle çalışan personelin kütüphane ihtiyacını karşılamak anlamında da Adalet Halk Kütüphanesi anlamında protokolle yeni bir kütüphane anlayışıyla şu anda Kayseri'de açtık, Sincan'da açtık ve diğer illerde de şu anda 11 ilde de çalışmalarımız devam etmekte. Çok farklı bir etkinlik getirmeye başladı. Evet, mesela bu QYAP'ı 2018'de başlattığımızda yapmış olduğumuz etkinliklerden birkaç fotoğraf. Yine burada atölyeler kuruyoruz. Akıllı tarım atölyesi, kimya atölyesi, matematik atölyesi. Yakın zamanda da VR atölyelerini inşallah hizmet açmaya başlayacağız. VR'la da yine çocukları kütüphane tutmaya çalışacağız. Bu pandemi öncesi bir rakam. Pandemi öncesi baktığımızda aslında şöyle bir grupsal ayrım yaptığımızda özel gereksinimli bireyler için yani 1301 küsur sayılı 389 sayılı bir etkinlik şey görüyoruz ve yaklaşık da bir 204 bin kullanıcının buradan hizmet aldığını görüyoruz. Bunun haricinde hem Milli Kütüphane hem de KYGM olarak işbirliği anlamında yaptığımız iş anlamında baktığımızda öyle özel gereksinimli geçişlerim oluşturmanın dışında Milli Kütüphane'nin dışarıda standı var görmüşsünüzdür ve ödül alan bir şey var konuşan kitapla. Genel durumda bahsetti konuşmasında. Bunu zaten ayrıca Hatice Hanım bundan geniş şekilde bahsedecek, ona girmeyeceğiz. Halk Kütüphanesi'lerinde iyi uygulama örnekleri var. Yani özellikle görme engelliler için İzmir çok güzel başarılı bir proje başlatmıştı. İzmir Halk Kütüphanesi. Yine aynı şekilde Antalya bir görme engelliler için bir kitap okuma ve kabin oluşturarak sesli kitap oluşturmuştu. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde sanırım 5500 civarında bir sesli kitap koleksiyonu var. Bunlarla beraber Braille kitapları ve sesli dergileri şu anda bakanlık olarak genel müdürlük olarak alıp kütüphanelere göndermeye başladık. Evet Teslim Kitap Projesi daha önce başlamış bir projeydi. O proje uygulandı ve çok bir başarılı bir sonuç alınmıştı. Bilgi erişimle engelli değilsiniz bilet yine projesi özellikle kütüphanelerdeki engelliliği kaldırmak anlamında teknolojik yatırımları geliştiren bir projeydi. Bir de yine bizim bilgi yoksunluğu dediğimiz mevsimlik tarım işi çocuklara yönelik yaptığımız ciddi bir çalışmalar var. Buradan da çok İLO'yla da şu anda işbirliği halindeyiz. Bu işin her ildeki mevsimlik tarım işi çocukları gezici kütüphane eşleştirerek götürmek noktasında bir hamlemiz var. Özellikle yaz ayları okulların kapandığı dönemlerde bu çocuklara dokunmayı planlıyoruz. Yeni bir uygulama olarak da başlattığımız, 3 ilde başlattığımız Batman, Kırıkkale ve İzmir'de başlattığımız kitap kulüpleri uygulamamız var. Burada da yine dezavantajlı kesime hitap etmek anlamında dramayla okuyorum diye bir projemiz şu anda devam ediyor.
Özel gereksinimli bireylere karşı derme oluşturma bizim için dediğimiz gibi çok farklı bir şeydi. Bu hizmetin rakamlarına baktığımızda da cezaevlerinde çok ciddi bir kullanım talebini görüyoruz. Evet, konuşan kitapla ilgili Hatice Hanım'ın konusuna tekrar girmeyeceğim. Çok farklı bir uygulama olarak öne çıkıyor. Burada şöyle bir durum var. 3 tane kütüphane daha uygulama var. Bunları yekleştirmeyi düşünüyoruz, çalışacağız. Tek hale getirdiğimizde inşallah sadece tek bir kütüphane sistem üzerinden, uygulama üzerinden bütün kütüphaneler tek bir üyelik anlamında devam edebilecekler. Evet, yine kütüphanelerde şu anda ciddi şekilde kitap almaya başladık. Braille, kabartma harfli kitapları aldık, kütüphanelere göndermeye başladık. Teknolojik anlamda kütüphanelerde özellikle büyüteçleri çok ihtiyaç duyuyorlar. Az görme engelli yaşayan askerleri, vatandaşlarımız yönelik. Evet, Sarıoba'da. Burası Polatlı'da bir Sarıoba. Burası METİP diye geçiyor. Mevsimlik Tarım İçeriklerine yönelik bir proje kapsamında iyileştirilmiş bir kampüs. Buralarda hizmet üretmeye götürmeye çalışıyoruz. Yine dramayla yaptığımız etkinliklerden örnekleri görebilirsiniz. Tabii bunlar yaparken hep konuştuğumuz şeyler. Aslında tek başınıza bir şey yaptığınızda sınırlı kalıyorsunuz ve paydaş arama ihtiyacı doluyor. Ve tek başınıza çok yeterli kalmıyorsunuz. Mutlaka paydaşlar olmanız gerekiyor. Kütüphane aslında bizim için şöyle baktığımızda kocaman bir payda. Bu payda üzerinde her şey yapabiliyorsunuz. Bu payda toplumun her kesimine hizmet ettiği için her kesiminin ilgili bireylerinin de mutlaka kurumlarının da STK'larında buraya gelerek hizmet üretmesine fırsat vermek gerekiyor. Bunlar da mesela İçişleri Bakanlığı afetle ilgili ciddi bir bizde işbirliği anlamında uyum buluşmaları projesi yürütüyor. Sağlık Bakanlığı özellikle ruh sağlığıyla ilgili bu noktada bir paydaş olarak bize beraber çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bilgi okuryazarlığı kapsamında özellikle dezavantajlı gruplar ve telafi eğitimi konusunda bakanlıkla işbirliği halinde. Ahmet Gençlik, son bir dakika toparlayabilirsiniz. Evet, toparlıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı gönüllülükle ilgili bir uygulama devam ediyor. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı şu anda bulunduğumuz çalıştayı buna sayabilirsiniz. Üniversite yine bu çalıştaya sayabilirsiniz. Topluma hizmet götürme anlamında da üniversitelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Batman Kütüphanesi ilk ödül alanlardan Isparta İlhan Kütüphanemiz belgeyi ve bayrağı ödül alan ikinci kütüphanemiz de Batman'dı. Batman Kütüphanesi'nin resmini koyduk. Batman Kütüphanesi bizim için gerçekten kütüphane paradigmasını, kütüphane varlığını değiştirmek anlamında her şeyiyle öne çıkarmasını istediğimiz bir şey. Her şehre, her ilçeye bir Batman Kütüphanesi hayal ettiğimiz bir yaklaşım. O açıdan Batman Kütüphanesi'ni buraya koyduk. Aynı zamanda İFLA'dan da İFLA'nın da görünmeye diğer kütüphaneler arasında giren bir kütüphane olarak bu sene geçti. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ederiz Ahmet Bey'e. Hemen sözü Belgin Hanım'a veriyorum. Kendisi yine önemli bir konuda bize bilgiler verecek. Neler yapıldı son bir senedir özellikle merak ediyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü adına burada aranızda bulunuyorum. Ben bugün Marrakeş Anlaşması hakkında size kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Marrakeş Anlaşması neden önemli? Bakanlığımız neden önemsiyor? Bu anlaşma uluslararası alanda neler getiriyor? İç hukukumuza nasıl yansıtılabilir gibi konularda bir takım temel bilgileri aktarmaya çalışacağım. Hepinizin bildiği gibi fikri mülkiyet hukuku, telif hukuku, marka ve patent diye alt başlıklardan oluşmaktadır. Telif hukuku esasında bir eserin mali ve manevi yönden ödüllendirilmesi, onu yaratan sanatçının verdiği emeğin karşılığını alması için oluşturulmuştur. Şöyle konuşsam daha iyi olacak. Telif hukuku bir takım istisnaları da beraberinde getirmektedir. Kamu yararı, kamu güvenliği sebepleriyle telif hukukuna bazı istisnalar da getirilmektedir. Bunlardan en temelinde engelli bireylerin de telif eserlerden yararlanması için kanunumuzda da bir takım istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnanın uluslararası alana yansıması ise Marrakeş Anlaşması ile olmuştur. Marrakeş Anlaşması'nı Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Merkezi Cenevre'de bulunan uluslararası telif alanındaki, fikri mülkiyet hukuku alanındaki uluslararası normları belirleyen Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 2013 yılında imzalamıştır.
Bu sözleşmeye ilk paraf atan ülkelerden biriyiz Türkiye olarak. Bu sözleşme neden imzalanma gereği duyuldu? Ülkeler neden böyle bir sözleşme imzalama gereği duydu? Uluslararası bir kuruluş olarak Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü neden buna ön ayak olmak istedi? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü verilerine bakıldığında dünya üzerinde 300 milyonun üzerinde görme engelli birey olduğu, belki bu rakam artmıştır 2013 yılındaki müzakerelerden bu yana. Dünyada çok fazla eser olmasına rağmen görme engelli bireylerin de %1 ile %7 arasında bu eserlere ulaşabildiği, yani bir kitap kıtlığı kavramından bahsedilerek anlaşmanın kabul müzakerelerinde de bu kavrama çok fazla değinildi. O yüzden bu dengesizliği yok etmek adına bu sözleşme başlatıldı ve uzun yıllar sürdü. Çünkü çok ciddi bir çıkar dengesi de vardı. Hem engelli bireylerin faydalanması isteniyordu, diğer taraftan da bazı eserler hiçbir mali dönüşü olmadan engelli bireylerin hizmetine sunulacaktı. Bu anlamda ciddi müzakereler yürütüldü ve sonuçta ortaya çıkan anlaşma 2013 yılında imzalandı, 2016 yılında da yürürlüğe girdi. Peki bu anlaşma ne getiriyor? Bu anlaşma temel olarak dünya üstündeki tüm ülkelerde mevcut hukuki kurallara bir asgari standart getirmeyi de amaçlıyor. Çünkü her ülke kendi iç dinamikleri doğrultusunda bazı telife yönelik istisnalar getirmiş olsa da ya da engelli bireylere kolaylık sağlayan düzenlemeler getirse de birbirinden çok farklıydı. Bu anlamda asgari standartı, eğer bu anlaşmaya taraf olacaksan asgari standartları getirmek zorundasın dedi. Bu anlamda öncelikle eser kavramının içine yazılı tüm eserleri sokmak zorundasın. Bunun içine ne giriyor? Aklınıza gelebileceği üzere kitaplar, dergiler, basılı tüm materyaller, müzik notaları, illüstrasyon amaçlı tüm edebi ve sanat eserleri bu sözleşme kapsamında istisna dahilinde oluyor. Yani izin almadan çoğaltılabilecek engelli bireylerin kullanımı için. Diğer taraftan yetkili kuruluş kavramını getirdi. Ülkeler bu anlamda engelli bireyler için bir hizmet verecekse yetkili kuruluşları, akredite, bu alanda çalışan vakıf, dernek, kar amacı gütmeyen kuruluşları belirlesin dediler. Bunun yanı sıra yararlanıcı kişi kavramını belirlediler. Çünkü engelli tanımı çok geniş olabilir, çok dar tutulabilir. Bu anlamda yararlanıcı kişiyi geniş tutmaya çalıştılar. Hiçbir duyu organına bağlı kalmaksızın sahip olduğu engeli nedeniyle bir kitabı okuyamıyorsa o kişi yararlanıcı kişi olarak kabul edildi. Bu anlamda aklınıza gelebilecek tüm görme engelliler, tüm bir kitabı tutamadığı için ya da bir yazılı bir metne odaklanamadığı için ya da bakamadığı için şu an aklınıza gelebilecek tüm engellerden dolayı o kitabı okuyamıyorsa ya da algılayamıyorsa o anlamda yararlanıcı kişi sayıldı. Bu açıkçası engelli bireylerin daha fazla kapsamını genişlettiği için önemli bir düzenleme olarak düşünülüyor. Diğer taraftan bu sözleşmenin getirdiği diğer önemli konu, malumunuz internet çağında olduğumuz için bu eserlerin artık basılı kopyasından ziyade dijital kopyalarına da engelli bireylerimizin ulaşması amacıyla erişilebilir format kopya kavramını getirdi. Bu kavrama göre her format, aklınıza gelebilecek tüm dijital formatlar, bir engelin normal bir birey gibi, engeli olmayan bir birey kitabı nasıl algılıyorsa, engelli bireyin de tüm engellerini aşarak o basılı materyale, o kitabı ulaşması, algılaması için nasıl bir format gerekiyorsa, tüm bu formatları dahil eden erişilebilir format kopya oluşturma yükümlülüğü getirdi. Bu anlamda normalde telif hukuku dediğimizde bir eser varsa o eseri çoğaltmak, yaymak, internete koymak, işte çeşitli ortamlarda seslendirmek gibi tüm aktiviteler için eser sahibinden, yapımcısından izin almanız gerekir. Ama burada Marrakeş Anlaşması'nın getirdiği bu istisnalar dolayısıyla eğer engelliler bu anlamda bu yetkili kuruluşlar aracılığıyla
gerçekten o esere ulaşmaları gerekiyorsa artık hiçbir şekilde eser sahibine izin alınması gerekmemektedir. Bu anlamda önemli bir adım, uluslararası mecrada telif hukukunda da istisnaları genişletmesi bakımından önemli bir düzenleme olarak görülmektedir. Biz de bakanlık olarak bu belgeyi ciddi bir motivasyon ve çerçeve belgesi olarak görüyoruz. Ha, diğer taraftan şunu da söylemem lazım. 5846 sayılı kanunda bizim yıllardır kullandığımız bir ek 11 maddesi vardır. Ek 11. maddeye dayanarak zaten basılı materyaller anlamında biz engellilerin tüm taleplerini karşıladık. Bu ciddi bir eksikliği de giderdi. Çünkü bu madde de aslında Marrakeş'ten çok çok önce temel bir ihtiyacı gidermek üzere getirilmişti. Bu anlamda kütüphanelerin de dijital olarak engelli bireylerimize kitapları sunduklarına yönelik uygulamalar olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da aslında uygulamada da çok büyük bir yasal düzenleme anlamında bir ihtiyaç olmadığını, en azından bir dava konusu olmadığını biliyoruz. Marrakeş Anlaşması doğrultusunda, Marrakeş Anlaşması'nda peki biz ülke olarak neredeyiz? Şu anda son aşamada uluslararası anlaşmaların kabul tekniğindeki değişiklikler nedeniyle iç hukuka aktarılması süreci şu an Cumhurbaşkanlığı nezdinde takip ediliyor ve bir notayla WIPO'ya, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne iletilecek. Sonrasında biz de ülke olarak taraf olacağız. Son olarak aslında bu anlaşmanın getirdiği en önemli şeylerden birisi, ondan da bahsederek kapatacağım. Sınır ötesi değişim. Sınır ötesi değişim yükümlülüğü şöyle. Bir ülkede yaşayan bir engelli birey dünyadaki herhangi bir esere ulaşmak istiyorsa Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün kurduğu bir sistem aracılığıyla o esere rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu ABC konsorsiyumu olarak adlandırılıyor. Şu anda aktif olarak çalışıyor 2013 yılından bu yana. Aslında taraf olmayan ülkeler de buradan dijital olarak sınır ötesi şekilde talep ettiği zaman kitaplara ulaşabiliyor. Bu anlamda bu da anlaşmanın getirdiği önemli adımlardan birisi. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Ek 11. maddemiz dijital olarak çoğaltılma ve sınır ötesi değişim dışında aslında yıllardır bu alanı düzenlemekteydi. Marrakeş Anlaşması da dijital alanda bir istisna getirdiği için önemli bir adım olarak görülmekte. Bizler bakanlık olarak da bu anlaşmanın verdiği motivasyonla da bu alanda kar amacı gütmeden çalışan vakıf ve derneklerin rolünün artacağına inanıyoruz bu anlaşmayı uygulamak bakımından. İç onay süreci tamamlandıktan sonra tüm paydaşlarla bir araya gelerek bir yönerge düzenlemek şeklinde de olabilir. Bu anlaşmanın iç hukuka aktarılma süreçleri takip edilecektir. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Sorularınız olursa cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Sol tarafında süre aşımı varken süreyi az kullandınız. Böylelikle daha iyi oldu. Evet, Yahya Hocam'a söz vereceğim. Evet, Yahya Hocam'a söz vereceğim. Tabii ki büyük olsa değineceksinizdir. Özellikle üniversitelerde iki tane şey ön plana çıkıyor. Birincisi mekansal eşitlik, gerçekten iyi yapanlar var. Birisi de mekansal eşitlik dışında, özellikle işte aramızda öğleden sonraki sunumlarda yer alacak Boğaziçi, GTEM gibi, İstanbul Üniversitesi Bilgi Merkezi gibi daha çok bilgiye erişim noktasında faaliyet gösteren kütüphanelerimiz öne çıkıyor. Sizler de sanırım bunlar hakkında bize genel bilgiler vereceksiniz. Buyurun. Evet, öncelikle katılımınız için, zaman ayırdığınız için, emek sarf ettiğiniz için ve böyle bir organizasyonu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Adnan Menderes Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Engelsiz Bilişim Platformu ve şu anda bize ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Dairesi'ne özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi tarihte tabii engellerle ilgili birçok olay, engellerle ilgili yapılan çalışmalara ışık tutmuştur aslında. Ben Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü mezunuyum. Orada neden Türkiye'de özel eğitim alanda Anadolu Üniversitesi öne çıkmış? İşte Rektör Bey'in desteği, bu alanda yapmış olduğu çalışmalar ve
ve Anadolu Üniversitesi'ne getirmiş olduğu yenilik. Daha sonra diğer üniversitelerde özel eğitimle ilgili yapılan çalışmalar, özel eğitim dediğimiz zaman da aslında engelli bireyler karşımıza çıkıyor. Tabii bununla ilgili çok sayıda, örneğin işitme engellilerle ilgili sabahki konuşmada da gündeme geldi. Örneğin hep şu düşünülmüş, işitemediği için eğitim alamayacağı ya da topluma karışamayacağı ya da yakın zamana kadar diyelim ki dünyada ehliyet alamayacağı ile ilgili yasal düzenlemelerin içerisinde giren bir takım erişilebilirliği engelleyici uygulamalar olduğunu da biliyoruz. Ama daha sonra uluslararası anlaşmalar dediğimiz, yani Marrakeş Sözleşmesi, Engelli Hakları Sözleşmesi, Salamanca Bildirgesi gibi birçok bildirgede biz de taraf olduğumuz için içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde de kapsayıcı eğitim yaklaşımı ön plana çıkıyor. Kapsayıcı eğitimin temel çıkış felsefesi de sıfır red politikasıyla ilgili. Yani kişi görme engelli olabilir, işitme engelli olabilir ya da fiziksel engelli olabilir veya zihin engelli olabilir veya otizm spektrum bozukluğu gibi. Biraz önce Ahmet Bey şeyden söz etti, Kültür Bakanlığı yapmış olduğu çalışmalardan örneğin Milli Eğitim Bakanlığı, yani okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede evde eğitim hizmeti veren çocuklar var. Artık bu çocuklar üniversiteye kadar da geliyorlar. Yani bu şu demek, üniversiteye geldiği zaman da kişinin bir yerden bir yere gitmesi çok mümkün değil ya da bir takım riskler taşıdığını düşündüğümüz zaman onun evine kadar da bir şekilde eğitim hakkını ulaştırmamız gerekiyor. Şimdi bu noktada düşündüğümüzde yüksek öğretim bir boyutu ulusal ya da uluslararası yasal düzenlemelere baktığımızda birey için bir eğitim hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ya da lise, yüksek öğretim boyutunu düşündüğümüzde. O zaman yüksek öğretim erişilebilir bir eğitim hakkı içerisinde yer alıyor. Erişilebilir, yani bizim normal süreç itibariyle düşündüğümüzde kayıt yapılmış olmasıyla işlem bitiyor mu? Bitmiyor aslında. Üniversitedeki eğitime erişilebilirlik boyutu nedir? Yani bir amfide ya da bir derslikte derse girdiği zaman kaynaklar itibarıyla ya da sunumlar itibarıyla düşündüğümüzde eğitim boyutu ne, erişilebilirlik boyutu nedir? Bireyler buradan ne kadar faydalanabiliyor boyutu. Bir diğer husus, üniversiteler bir taraftan uzman yetiştiren, bir taraftan bilgi üreten, bir taraftan da bilgiyi muhafaza eden. Çünkü sabahleyin dedik biraz önce Ahmet Bey'den ifade etti. Kütüphaneler aslında aynı zamanda bilimin temelini teşkil eden, bilgiyi biriktiren bir kurumdur da. Çünkü bilimi biz tarif ederken şöyle diyoruz, birikimli bir bilgi diye ifade ediyoruz. Birikimli bilgi derken de kütüphanede bilgilerin saklanması olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kütüphaneler bu yönü itibariyle, yani yüksek öğretime gelen bir öğrenci kendi içinde bulunduğu program çerçevesinde mesleğiyle ilgili geçmişten günümüze elde edilmiş olan bilgilere erişmiş olması gerekir. Bunun için üniversitelerin tarihine baktığımız zaman üniversitelerin öne çıkan yönlerinden birinde kütüphaneler ve kütüphanelerinin güçlülüğü olduğunu ortaya çıkıyoruz. Şimdi bu noktada baktığımızda üniversitelerin kütüphanelerin erişilebilir olup olmadığı. Şimdi bu noktada tabii her olumsuzluk bir olumluya yol açmakta şeklinde bir bakış açısına sahibiz. Sabah da vurgulandı. Bunlardan birisi pandemi yüksek öğretimde uzaktan eğitimi öne çıkardı. Uzaktan eğitim dediğimiz zaman sadece derslerle erişim değil, üniversitelerde öğrencilerin uzaktan kütüphaneye erişimiyle ilgili. Bu noktada birçok üniversitede tabii dijital kitaplar, Belgin Hanım'ın da biraz önce bahsettiği Marrakeş Sözleşmesi çerçevesinde dijital kitaplar öne çıktı. Tabii dijital kitaplarda görme engelli örneği verildi. Görme engellilerle ilgili yüksek öğretimde tarihe baktığımız zaman bir görme engelli öğrenci dersi takip ederken tekrarı için bir arkadaşına ihtiyaç duymuş ve arkadaşının kitabını okumasını istemiş. Teknoloji gelişmiş, gelişen teknolojiye paralel olarak birazcık daha özgürleşmiş, hatta devrim olarak ifade ediliyor. Kaset çalarlar, birinin okuyup kaset çalara kaydetmesi, görme engelli birinin de istediği zaman, istediği sayıda tekrara müsaade etmesi gibi düşündüğünüz zaman. Tabii teknoloji gelişiyor, özgürlük bir noktada da bitmiyor aslında. Daha sonra kitabın kendisine erişim, bununla bağlantılı da örneğin Word ya da PDF formatı, teknolojiye bağlı olarak da bunu sese dönüştüren JAWS sistemlerinin, yazılım programlarının geliştirilmesi dediğimiz kısım. Çünkü özgürleşme. Burada tabii Özhan Bey'in biraz önce bahsettiği Boğaziçi Üniversitesi'nin GTEM'le ilgili, GTEM'in ilk çıkış
öne çıkış, üniversite boyutunda öne çıkışına neden olan şey sesli kütüphanenin zenginliği ile alakalıydı. Daha sonra Kastamonu Akdeniz Üniversitesi ya da diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde bir ortak platform oluşturup bunu zengin hale getirmeyle ilgili uygulamalar da yapıldı. Tabii bütün bunlar hani üniversite boyutunu düşündüğümüzde bir başka kısmı yüksek öğretimi düşündüğümüzde çalışma hayatı yani örneğin bizler akademisyen olabiliyoruz ama görme engelli, işitme engelli, ortopedik engelli bireyler de akademisyen olabilir mi? Bazen tarihten de örnek veriyoruz. Örneğin Amerika'da Temple Grandin'i düşündüğümüz zaman otizm spektrum bozukluğu olan bir profesördür aslında. Yani şöyle düşündüğümüzde gerekli önlemler alındığında ya da gerekli hizmetler sunulduğunda ya da bireyin ihtiyacı noktasında eğitim hizmeti verildiğinde aslında akademisyen de olabilir. Yani otizm olması onun okuyamayacağı anlamına gelmez ya da bir akademisyen olamayacağı anlamına gelmediğini görüyoruz. Veya Helen Keller'i düşündüğümüzde görmeyen, işitmeyen ama suyla yaşamının değiştiğini ifade eden bir düşünürü ifade ediyoruz aslında. Şimdi bu noktada düşündüğümüzde biz kütüphaneler tekrar karşımıza çıkıyor. Örneğin yüksek lisans ya da doktora tezi dediğimiz zaman birikimli bilginin bugün karşımıza çıkaracağı yenilik kısmının ortaya çıkarılması için yapılan akademik çalışmayı ifade ediyoruz. O zaman dünün ne yapıldığı ya da nasıl yapıldığı bilgisine ihtiyacımız var. Şimdi ben kısaca bilgi vereyim. Çünkü vaktimiz çok fazla yok. Ülkemizde 129 devlet üniversitesi, 75 vakıf ve 4 meslek yüksek okulu var özel. Tabi bunlar içerisinde öğrenci sayısı yaklaşık 3 milyon 100 bin civarında ön lisans 2 yıllık dediğimiz, 4 milyon 600 bin civarında lisans dediğimiz 4 yıllık yüksek öğretim kurumu öğrencisi var. 340 bin civarında yüksek lisans öğrencisi, 106 bin civarında da doktora öğrencisi. Bunların hepsinde bizim engelli dediğimiz öğrencilerimiz de var. Çünkü 21-22 öğretim yılı istatistiklerine baktığımız zaman toplamda 55.667 engelli öğrencinin yüksek öğretim kurumunda öğretimi devam ettiğini görüyoruz. Bunun farklı engel türünden vaktimin dolduğunda anladım. Farklı görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, sağlık problemi nedeniyle ya da çok engelli dediğimiz engelli dediğimiz bireyler de. Bireyleri de var. Kusura bakmayın. Tabii bir bazen şunu düşündüğümüz de oluyor. Zihin engelli bireyle yüksek öğretime kadar gelebiliyor mu diye. Gelebiliyor aslında. Biraz sonra onun nasıl geldiğini de söyleyeyim. 2005 yılında 5378 sayılı kanun çıkıyor. Bunun 15. maddesi yüksek öğretim kurumlarında engelli öğrenciler için koordinasyon merkezinin kurulacağından, bunun esas amacının da eğitim, öğretim ve barınmaya erişimde gerekli destek hizmetinin sunulmasından bahsediyor. Tabi bunun devamında 2010 yılında yüksek öğretim kurumunda danışma, engelliler danışma ve koordinasyon yönetmeliği yayınlanıyor. Bu yönetmeliğe paralel olarak YÖK bünyesinde engelli öğrenci komisyonu oluşturuluyor. Tabi bu komisyonun oluşumuyla beraber bütün yüksek öğretim kurumlarında engelli öğrenci birimleri oluşuyor. Burada hemen şunu söyleyeyim, tabii bir taraftan engelli öğrencilerin yüksek öğretimde eğitim erişimi, bir taraftan da yüksek öğretim kurumlarında bununla ilgili bilimsel araştırmaların yapıldığını da görebiliyoruz. Örneğin şunu söyleyeyim, işte artık Braille'dan söz edildi. Braille Kur'an-ı Kerim basıldı, Diyanet İşleri Başkanı bütün camilere gönderildi ama yüksek öğretimde edebiyat, tarih gibi programları düşündüğümüz zaman Braille da yazılmış Osmanlı Türkçesi ile ilgili problem hala devam ediyor. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Yani öğrencilerin çünkü edebiyat ya da tarih bölümünde öğrenim gören öğrencilerin büyük bir kısmı bu dersten muafiyetle ilgili süreçleri yaşadığını da biliyoruz. Tabii bunun haricinde yani bu komisyonun kurulmasıyla beraber engelli öğrencilerle ilgili aileleri tarafından hatta yüksek öğretim kurumları tarafından, öğretim elemanları tarafından bu komisyona bir takım başvurular yapılmaya başlandı. Öğrencilerle ilgili neler yapılacağı ya da ne gibi düzenlemeler yapılacağı ile ilgili. Bununla ilgili bilimsel araştırmalar, incelemeler sonucunda komisyonun önerisi doğrultusunda Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bir takım kararlar da alındı. Tabi buna paralel olarak daha önce hepimizin bildiği ÖSYM tarafından bir takım sınavla ilgili düzenlemeler vardı. Bununla ilgili mevzuatta 8 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.
Tabii bu mevzuatın hazırlanmasında Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK birlikte hareket etti. Çünkü bunun içerisinde hangi öğrenciye üniversite giriş sınavında ne tür destek verilmesi gerektiği, bir de bu öğrencilerle ilgili yapılması gereken düzenlemelerle, bunu belirlemeyle ilgili. Bununla ilgili de tabii iki birim. Bir ÖSYM dediğimiz taraf, üniversite girişle ilgili, bir de yüksek öğretim kurumları. Ya hocam son bir dakika. Son, söyleyeyim. Bunun içerisinde hemen şunu söyleyeyim. Tabii öğrencilerin ihtiyacına paralel olarak okuyucu, işaretleyici, ortam düzenlemesi birçoğunuz biliyordur. Örneğin ÖSYM kişinin evinde de sınav yapabiliyor. Yani biraz önce bahsettiğimiz evde eğitim hizmeti almak ve dışarıya çıkması mümkün olmayan çocuklara düşündüğümüzde ya da kendine ait özel aracı kullanma ihtiyacı olan çocuklarla ilgili de zaman zaman üniversite sınavında görev aldığımızda bize görev belgesinin hemen alt kısmında şöyle bir uyarıyı görmüşsünüzdür belki de gireniniz varsa. Bu görev yaptığınız binada GMOS kullanılmaktadır şeklinde bir ifadenin ya da uyarının yer aldığını görmüşsünüz. Burada tabii engelli bir bireyin bulunduğu ve bunun kendine ait bir aracı kullanma ihtiyacından da bağlantılı olduğunu da söylemek mümkün. Tabii bir diğeri de hemen onu söyleyeyim, bitireyim. Biraz önce bahsettiğim komisyona yapılan başvurulara bağlı olarak sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarda kontenjan ayrılması kararı verildi. Yüksek Öğretim Kurumu'nda %10, yani 30 öğrenci alıyorsa 3 tanesi engelli olmak kaydıyla. Tabii bunun içinde sınavların ayrıca yapılması, ÖSYM tarafından yapılan sınavdaki alınan puanın değerlendirmeye katılmaması, bunun içinde 100 puanın yeterli olduğuyla ilgili bir karar verildi. Bu karara bağlı olarak da biraz önce bahsettiğimiz yönetmelikte üniversiteler ne tür düzenlemeler yapması gerektiği artık belirlenmiş oldu. Bir diğeri de tabii normal yüksek öğretime devam eden öğrencilerle ilgili sık karşılaşılan sorunlardan birisiydi. Sınavda ne tür düzenleme yapılacak? Bu düzenlemede öğretim elemanlarının gerekli hazırlıkları yapıp yapmamasıyla ilgili hemen size şunu söyleyeyim. Az gören bir öğrenciyi düşündüğünüzde işte 12 punto değil 14 punto ya da 16 punto bir sınav evrakına ihtiyacı var. Bunu öğretim elemanına bildirdiğiniz zaman bunun da önceden hazırlanıp öğrenciye iletilmesi gerekiyor. Buna benzer yüksek öğretimde aslında çok sayıda düzenleme de var. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Yahya Hocam. Aslında sizler çok değerli bilgiler veriyorsunuz ama biraz programa sadık kalmak için sizlere süre konusunda zorluyorum. Kusura bakmayın. Süremiz gerçekten normalde zaten açtık da son dakikaları artık içindeyiz. Çok fazla soru alamayacağım. Bir tane soru ancak alabileceğim. Efendim? Soru alabileceğim şu anda. Diğer oturumlarda alabilirim. Şöyle yapacağız. Birazdan da açıklayacağım zaten. Programı biraz revize ettik 30'ar dakikalık. Aralarda 30'ar dakikalık boşlukları özellikle bıraktık ki hem kişilerle sohbet edebilmek hem de soruları sorabilme fırsatınız olsun diye. Bu oturumumuz biraz açılıştan kaynaklı taştı. O yüzden kusura bakmayın. Soruysa alabilirim. Buyurun. Bunun sebebini öğrenebilir miyim? Yani burada kabahatli olan YÖK müdür yoksa engelli öğrencilerin kabiliyetsiz mi? Nereden kaynaklıyor bunun şeyi? Mesela en son bir baraj kaldırıldı. Ama mesela bir şey söyleyeyim size. Engelli öğrencilere sınavlarda verilen ek süre ya da işaretleyici yazıcı bunları mesela ben kullanan birisi olarak yeterli görmüyorum. Hatta şöyle Sadece soruyu alalım, şöyle yapalım. Ya ben cevaplasın. Siz mevcut 55 bin öğrencinin neden az olduğunu soruyorsunuz. Evet, evet. Ya hocam hızlıca cevaplasın çünkü gerçekten bu arada açtık. Bu